Bir İngiliz gazeteci Atatürk'le bir röportaj yapar. Röportajını Amerikan Büyük Kütüphanesi'nden bulup getirdik ve bir yerinde Mustafa Kemal'e şöyle sorar gazeteci. Birleşmiş Milletler'e üye olmayı düşünüyor musunuz? Mustafa Kemal'in Bir İngiliz gazeteci Atatürk'le bir röportaj yapar. Röportajını Amerikan Büyük Kütüphanesi'nden bulup getirdik ve bir yerinde Mustafa Kemal'e şöyle sorar gazeteci. Birleşmiş Milletler'e üye olmayı düşünüyor musunuz? Mustafa Kemal'in cevabı aynen şöyle. Şartlarımızı koyarız. Kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için. Eğer davet gelirse düşünürüz. Evet, Birleşmiş Milletler sadece Türkiye'yi davet edebilmek için yasasını değiştirir ve ilk davet edilen ülke olur Mustafa Kemal'in ülkesi. Bir İngiliz gazeteci Atatürk'le bir röportaj yapar. Merhaba, çok güzel bir video geldi. Ben de güzel bir şey söyleyeceğim hakkında zaten. Tonlama falan da yapmayacağım. Neyse. Eski Türkiye'nin ne kadar güzel ve kıymetli olduğunu, Atatürk'ün ayrı, onun yarattığı Cumhuriyet'in ayrı, eski Türkiye'nin ayrı, ne kadar değerli, kıymetli, emekler içerisinde ve çok da asil bir şekilde hani oldukları konuma rağmen. Başka şeyler de tabii ki görüyorum Atatürk hakkında. Çok enteresan hikayeler. Bunları çoğaltmakta fayda var, öğrenmekte fayda var, aklımızda olmasında fayda var. Çünkü düne kadar fıkra muhabbeti çok dönüyordu Türkiye içerisinde. Milletin tek bilebileceği şey o fıkralar gibi bir şeydi ya da ortak akılla bildiği. Ne oldu? Bir Türk, bir İngiliz'i, bir Fransız'ı, bir de temel diye o temeli Recep gibi de değiştirebilirsiniz. Şey gibi oldu, karma gibi oldu yani neyi söylersen enerjisi dönüşür, geri gelir vesaire. Onun gibi bir şey oldu baktığınızda aslında bakarsan. Ülkede hem İngiliz var hem Rus var hem Türk var. Türk ne yapacağını bilmiyor. Temelde sen o tepedeki bir memlubu bir fıkra yaşıyoruz vesaire. Atatürk'e düne kadar Ayyaş deniyordu, şu deniyordu, bu deniyordu, yok din düşmanı yok. Ya Diyanet İşleri'ni ben yeni öğrendim, o kurmuş, keşke kurmaz olaymış, o kadarını söylüyorum. Yani Diyanet İşleri'nde sadece İslam yoktur herhalde zannediyorum. Hani başka dinlere de saygısı olduğu için herifin her şeyi kapsıyordu muhtemelen ama keşke yapmasaymış. Gerçekten keşke İngiliz evladı olsaymış da tabiri caizse diyorum, keşke de ya bu kadar biz din yüzünden bu konu içerisinde de bu kadar boğulacaksak, debeleneceksek keşke de kurmasaymış yani. Atatürk hakkında da zaten şu konuşuluyor bu arada, yani yeni konuşulmuyor da ben yine söyleyeyim buradan. Atatürk'ün hatası aranmaya çalışılıyordu bir dönem ve birilerine soruluyordu bir şekilde. Sence hatası ne falan filan, ya da şu konu hakkında hata yaptı, bu konu hakkında hata yaptı gibisinden ve birisi çok güzel bir cevap vermişti. Hata yaptı, daha kötüsünü size yapmadığı için demişti birisi. Yani hani atıyorum size karşı daha gaddar olmadığı için, sizin gibi noktalara karşı daha tahammülsüz, umursamaz, gaddar, zalim ve benzeri davranmadığı için evet suçlu gibi çok çok güzel bir ters köşeli bir cevap vermişti birisi. Unutmasın kimse yani bu gibi şeyleri. Atatürk'ün bana göre de hiçbir zararı yok. Keşke hatta az önce şeyi düşündüm yani keşke vampir olsaymış. Vampir ırkı olsaymış bu dünyada. İnsan değil de vampir olsaymışız. Keşke öyle lelebet yaşasaymış o herif. Keşke hep başımızda olsaymış yani. Çünkü bu ülke o kadar koyun ki insanları başında hep bir çoban olması gerekiyor. Uzun uzun muhabbetler. Çok fazla başka yerlere gitmeyeyim. İşin kısası bu. Çok da uzun bir şey söylemeyeceğim galiba ama rica ediyorum. Biraz evet sıkıcı bu arada biliyorum. Ben de biliyorum. Yani tarih kitapları her şeyi farklı farklı anlattığı için. Hatta birisi dalga geçmiş. Abdülhamit Nokta normalde işte atıyorum toprakları satmış vermiş bir haindir şudur budur falan filan ama dizide tam tersidir kahramandır falan filan topraklarını vermemiş asla filan filan bir kahramandır dizilerde böyle şeyler evet yapılabiliyor ortada doğuya satılıyor veya işte milletin bir tarafı yemiyor kötüye kötü demeye niye demiyorlar çünkü Osmanlı torunuyuz diye siz gezinin diye sizi kandırıyorlar falan filan oradan bir pohpohlama yapıyorlar vesaire. Ama tarih kitapları için de benzer şeyler geçerli. Genel konuşuyorum kusura bakmayın. Kendi okul eğitimimden doğru da zaten bir soğumuştum. Çünkü böyle bir şeyler yanlış. Farklı aksettiriliyor falan filan fark etmiştim. Soğumuştum. O yüzden diyorum yani size şu anlamda hak vereceğim. Tarih çok sıkıcı.
birisi anlatsa, dinleseniz anlatanın da çok iyi anlatması lazım. Son zamanlarda da tarih hakkında böyle yaşı çok genç bir çocuğun bir videoları ortaya çıktı. Yani bir kanalı ortaya çıktı. İsmini de hatırlamıyorum açıkçası. Hani uzun uzun ve biraz daha düz bir anlatımla şey yapmak istemiyorsanız, dinleyemiyorsanız hak veririm dinleyememenize. Çünkü herkesin de bir tonu vardır yani hani öyle anlatırsın, anlatır anlamazsın ama başkası daha farklı anlatır ama aklından çıkmaz senelerce falan filan eğitimin de kendine özgü bir olayı var. Herkeste de yok o muhabbet. Söylediğim şeyi bilenler anlamıştır zaten de ben yine soran olursa yorum kısmına şey yaparım haber veririm hani o kişi kimdi kanalın ismini hatırlamıyorum şu an ama çok kısa bir şekilde anlatıyor ve çok güzel bir şekilde anlatıyor ve güncel Türkçe ile anlayabileceği şekilde anlatıyor zaten shorts videosundan doğru uzun video çekiyordu muhtemelen ama shorts videosundan doğru daha çok ben denk geliyorum çok da anlaşılır çok da böyle 58 saniyeyi 50 saniye sığacak şekilde anlatıyor. Çok çok da yeterli açıkçası ama benim size tavsiyem dediğim gibi rica ederim. Hepimiz için geçerli ben dahil. Biraz bu tarihi öğrenelim. O tarihin dışında Atatürk'ü biraz daha öğrenmekte fayda var. Gerçekten fayda var. Yetmiyor çünkü öğrenememişiz demek ki bir şekilde. Hepimizin hatası. Ha, yine saygımızı kaybetmedik, sevgimizi kaybetmedik, savunmaya devam ettik başka bir şey ama bilgilenmekte fayda var. Çünkü diğer türlü manipülasyonlara çok açık oluyor her şey. Sokak röportajlarında da yine aynı şekilde manipülasyon yapmak isteyen aktörler, AKP'liler vesaire gördüğün zaman birisi lafı gediğine oturtup ondan daha bilgili olup da bunu söyleyebildiği zaman yeri geliyor susan insanlar da görüyorsun hani arsızlık yapmayıp. O yüzden bir şekilde doğru söyleyen, doğru bilgisi olan, bilgileri doğru olan insanları biraz desteklemek gerekiyor. Arka çıkmak gerekiyor ama sayımızın da çoğalması gerekiyor ve benzeri. Tekrar konuya geleyim çünkü çok uzatamayacağım muhabbeti. Rica ederim Atatürk'ün değerini bilelim, yerini bilelim. Muazzam bir karakter olduğunu bilelim. Yani tüm dünyayı, hakikaten öyle. Tüm dünyayı diz çöktüren bir lider olduğunu bilelim. Çok zeki bir adam olduğunu bilelim. Evet, o kadar tarih verememiş ama bir örnek vereyim daha önce gördüğüm şeyden. Birisi donanmayla mı ne geliyor denizden doğru. Atatürk'ün yanındakiler çok korkuyor. Diyor ki ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız bilmem ne. Bak çünkü hiçbir şeyimiz yok. Hani karşı koyamayız. Ne yapacağız? Atatürk de neyse hiç korkmamış. Diyor ki bundan mı korkuyorsun diyor. Bir tane kağıt kalem oluyor eline. Bir şeyler yazıyor. İşin özü şunu söylüyor. Diyor ki 24 saat içerisinde gitmezseniz savaşmak zorunda kalacağız. Savaşacağız diyor. Sonra bir bakıyorlar. Ertesi sabah uyandıklarında donanma ortalarda yok. Ve millet bu yorum kısımlarında şunu söylüyor. Hani çok enteresan gerçekten herif o çok başka bir şey. Hiçbir şey olmadı halde bu kadar hani bir manipülasyon yapıyorsa bile bunu yedirebiliyor olması, karşı tarafın bir şekilde bilmem ne yapması. Başka bir yerde yine aynı şekilde köprüyü İngilizler mi ne kapatıyormuş? Onlara saygıdan kurumuş dereden doğru geçmişler. Ama mesela ben şunu anlamadım. İngiliz niye oradan da geçemezsin diye bir şey yapmış. Ona da bir gasptır, bizi ezmektir deyip düşünmemiş. Onu da bilmiyorum yani. O dönemin psikolojisi şusu busu çok başka empati kuramıyorum tam. Ama şey demiş İngiliz, onun başındaki hesap sorduğunda niye durdurmadınız dediğinde hani emre karşı geldin dediğinde sözde şey demiş oradaki görevli. Ben bu kadar centilmen bir insana sana ateş edemezdim. Yani çünkü köprünün bize ait olduğunu, burayı kuşattığımızı görüyor. Ve bizi geçmektense oradan doğru sakince geçiyor. Bu bir centilmenliktir diyor ve benzeri. Az önce verdiğim örnekte de kusura bakmayın vaktinizde oluyorum ama az önce verdiğim örnekte de yine aynı şekilde hiçbir savunma sistemleri olmamasına rağmen millet şunu konuşuyor işte. Niye güvendi falan filan. Millet de şunu konuşuyor. Doğru tespit olduğu için söylüyorum işin kısası. Hani yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır gibisinden yapacaklarından yapabilitesi olacak şeylerden korkup oraya kadar gelmelerine rağmen gidiyorlar. Ve benzeri ve benzeri. Tabii ki bilemiyoruz hikayeler ne kadar doğrudur, şudur, budur ama tabii ki yaşayan insanlara da baktığında hep överek ve gözleri dolarak ve çok yücelterek anlatıyorlar. Hani bir tane insanın bile geçip o adamı görmüş, herhangi bir insanın bile kötülediğini görmüyorsun. Kaldı ki bu videoda da geçerli. AB'ye girmek için götümüzü yırtarken biz, herif diyor ki biz girmek için talepte bulunmayız. Bakın büyüklüğe bakın. Rica ederim söylemek gerekiyor çünkü maalesef. Biz girmek için başvuru yapmayız diyor. Kendini küçültmüyor o şekilde. Bunu küçültmek olarak görüyor. Küçük düşmek olarak görüyor. Ya da kendini küçültmek olarak görüyor işin kısası. Diyor ki biz başvuru yapıp o aman cevap verecekler mi ne cevap verecekler diye beklemeyiz diyor. Davet gelirse bakarız diyor. Ve AB'ydi galiba. Kusura bakmayın tekrar bakmayacağım işte neyse o. O birliğe davet edilen ilk ülke oluyor. Ve sırf bu yüzden kendi yasalarını değiştiriyorlar. Türkiye'yi davet edebilmek için.
O teklifi götürebilmek için. Yani böyle büyük bir adam ve böyle büyük bir adama saygı duymak gerekiyor. Beni olan da Atatürk'ü bu kadar ezmesin, nankörlük etmesin. Gerçekten kadının hakları varsa şu an evet birileri yüzünden yok ama normalde kadının hakları varsa Atatürk yüzünden. Türkiye işte bilmem kimin eline kalmadıysa Atatürk sayesinde. Hatta işte bu hükümet yüzünden öyle bir hale geldik ki açıkçası senelerdir şey konuşuluyor. Yani keşke İngilizler alsaymış, keşke en azından hani ana dilimiz İngilizce olsaymış filan filan filan. Bu kadar böyle Arap'ın boku kıvamında bir ülke olmasaymışız, o konumda bir ülke olmasaymışız vesaire. Sanki daha iyi olurdu gibi gibi. İnsanlar artık o noktalara doğru gidiyor. Daha yeni bir şey değil zaten örnek vermek için söylüyorum. Düne kadar hani aman İngiliz'in eline kalmadı bir şükürler olsun derken bir anda yani keşke affedersin İngilizler anneannemi becerseydi de hani İngiliz de olsaydım veya burası İngiltere'nin bir parçası olsaydı en azından bu bok çukurunda bu şekilde yaşamak zorunda kalmasaydık diyecek bir hale geldi insanlar getirildi. O yüzden tekrar söylüyorum hani konuyu bağlamak açısından şu Atatürk'ün yerini değerini bilelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet, Muz Cumhuriyeti'nden bahsetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin, Türk'ün değerini bilelim. Türk deyince de başkaları yanlış anlamasın. Yani şey yaptım, kısa kestim yani. Türkiye'dir o, Türkiye'li değildir, Türk'tür falan filan bilmem. Cumhuriyettir, Muz Cumhuriyeti değildir falan filan. Bu kadar söyleyeceğim. Bıktım valla. Ha, baktım. Yani koskoca arazide de sanki kürekle toprak kazıyoruz. Yani aptal saptal şeylerle uğraşıyoruz hala.